Bugün stüdyomuzda iki tane şık telefon aksesuarını misafir ediyoruz. Baseus'un 10.000 mAh'lik MagSafe Powerbank'i ve Flash 2, üçü bir arada şarj kablosu. Gün içinde biz hareket halindeyken akıllı cihazlarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için neler vaat ediyorlar? Gelin birlikte bakalım. Biz genelde markanın ismini yazıldığı gibi yani Baseus diye okuyoruz ama merak edip araştırdığımda bunun Bezius olduğunu öğrendim. Ama markanın isim okunuşu konusunda kesin bir iddiası yok. Yani onu istediğimiz gibi, alıştığımız gibi okuyabiliriz. Ben daha önceden Baseus diye alıştığım için video boyunca Baseus diyeceğim. Bu iki ürünü birlikte inceleyeceğiz ama yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına videonun başında belirtmek istiyorum. Bunların ikisi ayrı ayrı satılan ürünler. İkisini birlikte kullanırken iyi bir verim alıyorsunuz ama satın almak istediğinizde ayrı ayrı sipariş vermeniz gerekiyor. Yıllardır powerbank kullanan biri olarak beni darlayan iki şeyden söz etmek istiyorum. Birincisi kabloyu asla rahat bir şekilde taşıyamamak. İkincisi ise birden fazla cihazı şarj etmek istediğimde, ki buna ihtiyaç duyan biriyim, böyle bir şey istediğimde kaliteli bir çoklu şarj kablosu bulamamak. Birçok kullanıcının özellikle birinci durum konusunda benzer şeyler düşündüğünü biliyorum. Telefonunuzu şarj ederken elinizde taşımak istediğinizde bir türlü rahat edemiyorsunuz. Yani işte kabloyu dolasam mı, sarsam mı, çantaya atsam, telefonu rahat kullanamam gibi durumlar oluyor. Son zamanlarda piyasaya çıkmış olan kablosuz powerbanklerde aslında bu tür negatif deneyimlerin önüne geçiyor. Özellikle iPhone 12, 13 ve 14 için üretilen MagSafe uyumlu powerbankler çok iyi bir kullanım kolaylığı sunuyor. Baseus'un MagSafe powerbanki de bunlardan bir tanesi. Bizim elimizde siyah olan versiyonu var ama mavi ve beyaz olarak farklı renk seçenekleri de var. Ürünün üst kısmında bir dijital gösterge var ve bu dijital gösterge sayesinde powerbankin o anki doluluk oranını görebiliyorsunuz. Kabaç özelliklerine bakacak olursak başta da dediğimiz gibi 10.000 mAh'lik bir kapasiteye ve kablolu 20 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip. 4352 mAh'lik iPhone 13 Pro Max'i boş bataryayla şarj ettiğimizde 30 dakikanın sonunda %44 şarj olduğunu gördük. Powerbank ise %69'a düşmüştü. 1 saatte telefon %75 şarja ulaşırken Powerbank %49'a düştü. 2 saat 10 dakikanın sonunda ise telefon %100 dolarken Powerbank %35'e düştü. Powerbank 10.000 mAh'ken 4352 mAh'lik bir telefonu şarj ettiğinde neden %35'e düştü diye sorabilirsiniz. Aslında bu değer %50'nin üzerinde olmalıydı ama bu değeri elde edebilmeniz için telefonunuzu şarj ederken hiçbir şekilde enerji kaybı yaşamamanız gerekiyor. Yaşadığımız fark cihazı şarj ederken yaşadığımız enerji kaybı yüzünden oluyor. Kablonun ısınması, telefonun ısınması, powerbank'in ısınması, kullandığımız kablonun kalitesi gibi gibi birçok sebep bu tür enerji kayıplarına sebep oluyor. Bir de buna ek olarak rated capacity diye bir kavram var. Bu değerlendirilmiş kapasite diye dilimize çevriliyor. Normal kapasitemiz 3.85 volta göre 10.000 mAh'ken 5 volta yani telefonun ihtiyaç duyduğu enerji gerilimine çıktığımızda 5800 mAh olarak değerlendiriliyor. Powerbank 4352 mAh'i şarj ettiğinde kendi şarjının %35'e düşüşünü bu iki sebebe bağlayabiliriz. O yüzden powerbanklerin performansını 4 işlemle özetlemek biraz yanlış olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim kablosuz şarj özelliğine. Bu özellik telefonu yoğun kullananlar ve gün içinde şarj edenler için harika bir özellik. Cihazda 15 Watt'a kadar kablosuz şarj özelliği bulunuyor ve aslında bu cihazın en çok öne çıktığı özelliklerden bir tanesi. Kablosuz şarj hızı bakımından hızlı bir değer sunuyor. Yine iPhone 13 Pro Max ile yaptığımız test değerlerine baktığımızda 1 saatte telefonu %31 şarj ettiğini ve 3 saat saatin sonunda telefonun tamamen şarj olduğunu görüyoruz. Benim burada asıl sevdiğim özellik MagSafe uyumluluğu. iPhone 12 ve sonrası telefonlarınızda MagSafe özelliği var ve bu powerbank ile direkt mıknatıs yoluyla yapışabiliyorlar. Bu beni hem telefonu şarj ederken hem de bir telefonla çekim yaptığım sırada rahat etmemi sağlıyor. Ya mesela keşke iPhone 14'ü almaya gittiğimde yanımda olsaydı. Çünkü orada ben powerbank ile telefonu şarj etmek zorunda kaldığım için çekime mola vermiştim. Çünkü kablo ile şarj ederken istediğim kadrajı elde edemiyordum. Kablo bana o rahatlığı sunmuyordu. Bunun yanında cihaz hem kablolu hem de kablosuz şarj imkanı sunuyor. Aynı anda birden çok cihaz şarj etmek istediğinizde bunu kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Size böyle bir kullanım kolaylığı sunuyor. Aynı zamanda arka tarafında bir stand çubuğu var. Bu çubuğu açtığınızda cihaz stand haline geliyor. Stand haline getirdiğiniz ister yatay ister de dikey olarak kullanabiliyorsunuz. Kullanıcıların çoğu bir powerbank'i genellikle ya sadece telefon şarj etmek için ya da tablet şarj etmek için kullanıyor. Ama aslında powerbank ile şarj edebileceğiniz bir sürü teknolojik alet var. Akıllı saat, kulaklık, aksiyon kamerası gibi çokça kullanılan ürünlerde powerbank ile şarj edilebiliyor. Hatta çok uç bir örnek vereyim. Ben bir keresinde çekim esnasında gimbal şarj etmiştim. Bu tür durumlarda birden çok cihazı aynı anda şarj etmek isteyebilirsiniz. Flash 2'nin bu konuda öne çıktığı nokta 3 farklı girişinde de farklı hızlı şarj desteği sunabilmesi. Flash 2'de biri Lightning,
Biri Type-C, biri de Micro USB olmak üzere 3 farklı giriş yer alıyor. Micro USB uç 18 Watt, Lightning uç 20 Watt ve Type-C uç 100 Watt'a kadar enerji aktarımı sağlıyor. Bu da Lightning'den orijinal iPhone şarj hızı, Type-C uçtansa amiral gemilerinde bulunan şarj hızlarını alabilmenizi sağlıyor. Tabii ki bu performansları alabilmeniz için adaptörünüzün ya da şarj ettiğiniz kaynağın bu enerjiyi size sağlaması gerekiyor. Yine de Flash 2'yi bu powerbank ile kullandığınızda orijinal iPhone şarj hızını elde edebiliyorsunuz. Bu arada tasarımla ilgili bir detayı da belirtelim. Cihazın input tarafında Type-C çıkış ve USB-A adaptör bulunuyor. Bu da farklı cihazlarla kullanırken farklı bir adaptöre ihtiyaç duymamanızı sağlıyor. Bu kabloyla kablosuz şarj özelliğini aynı anda kullanmak istediğinizde 4 cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Ben bunun olacağını hiç zannetmiyordum ama birkaç kez denedim ve her seferinde 4 cihazda şarj aldı. Birden çok cihazı şarj etmek istediğinizde doğal olarak tek bir cihazın şarj olma hızından daha düşük bir hız elde ediyorsunuz. Benim gibi gün içinde birden fazla cihazı aynı anda şarj etmesi gereken biri için kullanışlı bir özellik olmuş. Bugün basıyorsun 11 mAh'lik MagSafe Powerbank'ini ve Flash 2 3'ü bir arada şarj kablosunu stüdyomuzda misafir ettik. Telefon ve diğer teknolojik aksesuarlar gibi bu ürünler de aslında hayatımızın bir parçası haline geldiler ve performansları bizim için önemli bir hale geldi. Eğer MagSafe uyumlu ve aynı zamanda kablolu olarak 20 Watt destekli bir powerbank arayışındaysanız Baseus MagSafe Powerbank'i, hızlı şarj özelliği olan bir çoklu şarj kablosuna ihtiyacınız varsa da Flash 2 3'ü bir arada şarj kablosuna bir göz atabilirsiniz. Hepimizin bir anda böyle acilen telefonunu şarj etmesi gerektiği bir an olmuştur ve yanında asla powerbank'i yoktur. Siz hiç böyle bir an yaşadınız mı? Yanımda bir powerbank olsaydı da telefonum ya da tabletim kapanmasaydı dediğiniz bir an oldu mu? Böyle bir hatıranız varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.